Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, Mozambik'te yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Arkadaşlar, videoları beğenirsiniz, abone değilseniz, abone olursanız çok 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 sevinirim. Ayrıca bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın her zamanki gibi. Arkadaşlar, biliyor musunuz neredeyiz? Farklı bir yerdeyiz. Inyambani diye bir şehir var. Mozambik'te 10 tane şehir var. İşte kuzey, doğu, güney bölgesi, orta bölgesi ve kuzey bölgesi var. Hani bölge olarak ayrılıyor bu şehirler. Güney bölgesinde 3 tane şehir var. İşte Maputo, Mozambik başkenti var. Ondan sonra Gaza şehri var. Ondan sonra Inyambani'ye geliyor. Biz şu anda Inyambani'deyiz. Burada böyle geziyoruz ve sizlere hem etraflarını göstereceğiz arkadaşlar ve güzel bir günümüz olacak. Hadi birlikte bu şehir nasıl birlikte görelim arkadaşlar. Hani böyle dolaşırken hatta video çekmeyecektim. Ama eşim şu anda beni çekiyor. Merhaba der misin oradan? Merhaba. Evet, dedi ki Nalya burayı aslında gösterebilirsin. Hani video çekebilirsin. Ondan sonra özletiyorsun diyecekler arkadaşlar. O yüzden çek bir şeyler. Tamam dedim ve çekiyoruz arkadaşlar. Hadi. Umarım beğenirsiniz. Hadi gidelim. Gördüğünüz gibi ikinci el kıyafetler satılıyor. Bir şey diyeyim arkadaşlar. Mozambik'te ikinci kıyafeti çok 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 tercih ediliyor. Ama bunun arkası bir olay var. Bu kıyafetler aslında biliyor musunuz? Diğer ülkelerden gönderiliyor. Hani bu kıyafetler işte artık kullanmak istemediklerini kıyafetleri bayiş olarak veriyorlar ve burada insanlara ücretsiz vermek yerine maalesef ne yazık ki satılıyor. Biraz dikkatli olmamız lazım tabii ki. O yüzden şey diyeceğim. Kıyafetler ya da hangi bir şey bayiş etmeden önce kaynaklardan emin olmalısınız arkadaşlar. Çünkü buraya böyle olaylar da olabiliyor yani. İşte buraya gelip şeyler satılıyor yani. Ayşem uyuyor. Gördüğünüz gibi kapıdan ele bağladım kızıma. Öyle uyutuyorum. Burada sanırım bir pazar var. Çöpela var. Gösterir misin? Çöpela ya da tuk tuk mu diyorsunuz? Şimdi pazara gideceğiz. Sizlere biraz göstermek istiyorum. Pazar nasıl? Biraz yağmur yağdığı için tabii ki. Yağmur gelmiştir. Burada. Oye, tut bay. Tambay. A quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Eu disse, eu não gostaria. El yapımı çantalar var, şapkalar var. Ben bayılıyorum. Sadece buraya gelip her gün bakabilirim yani. Bakar mısınız bu şapkalara? Çok hoş değil mi? Hatta bu sıcakta. İkon tek sayı o şapkayı ödeye çekeyim. Sen aşkım sana alalım mı bir tane? İster misin? Bir sürü şeyler var valla. İlk iki kez soğuş kompromaj aqui. As bolsas, né? E quais são as bolsas mais aderidas? Okay. Esse modelo assim costuma levar para praia. İşi çok geniş olduğu için burada havlu koyarsın, telefon, işte bir sürü şeyler. Esse tamanho de destoy da boa comprar. İnsan bana büyük geldi. Büyük mu geldi? Kafan küçük mu? Şey ayarlanabiliyor. Evet, nasıl unuttum? Okay. Esa corda que está regulada. Esse protege melhor. Bu arada arkadaşlar sesim için özür dilerim biraz. Boğazım ağrıyor o yüzden. Değil mi? Tamam. O zaman bunu alalım. Essas coisas servem para quê? Esses aqui são cofres de barro. São cofres de barro. Exatamente, um mini banco. Ok, ok, para então, sacalmar que tinha. Então coloca as suas poupanças aqui. Aham. E quando eu quiser já usar o dinheiro? Já é só quebrar. É só quebrar. Sim. Ok. Entendi. Bakarmısınız, bu tarz şeyler. Şey hatırlattı bana, Türkiye'de sütlaç yaptığınızda
Bu tarz üründen yapılan bir şeyler kullanıyorsunuz ya, onu hatırla. Tabii ki daha küçük olanları. Öyle çok güzel, çok güzel. Bu sıcakta, bakar mısın? Vallahi İngilizce'ye gelirseniz böyle bir yere uğrayabilirsiniz. Çünkü burada çok daha uygun bir fiyata alırsınız, değil mi? Peki ürünler daha ucuz. Maputo'ya göre daha ucuz. Çünkü buradan getiriyorlar. Buradan alıyorlar, Maputo'ya gönderiyorlar. Evet. Bundan Maputo'dan daha pahalı. Evet, bence de. O yüzden buraya gelirseniz uğrayabilirsiniz. Çok mu iyi geldi bu sıcakta? Evet, bugün İnan, çok sıcak. Çok sıcak. Aynen. 35 derece. Dayanamıyorum. Sana da mı yapayım? Olur, teşekkür ederim. Ayşe uyuyor. Ayşe da faydalansın. Teşekkür ederim. Şöyle arkadaşlar, minnoş bir mağaza. Bakar mısınız? Bunlar da rengarenk şapkalar. Hani burada gerçekten ne ararsanız var. Dekorasyon için o şeyler var. Sarı bir çanta var. Öyle. Ayşe nesin? Ayşe uyuyor mu hala? Ayşe uyandı ama uyku vardı. Uykusu var. Uyuyabilirsin kızım. Hani biz alışıyız böyle. Daha kolay şey yapabiliriz. Aslında erken çıktık çünkü onun uyku saati değildi ama uykusu geldi ilginç bir şekilde. Normalde öğlen saatlerde şey yapıyor, uyuyor arkadaşlar. Şimdi burada işte saat satılıyor ya da para çekmek istediğim zaman Mozambik'te M-Pesa diye bir sistemi var. Telefon kullanarak para çekebiliyorsunuz. Evet, ve burada sadece Mozambik'te değil. Evet. Genelde Afrika'da. Evet. Kart fazla kullanılmaz burada. Ha, evet. Herkes M-Pesa tercih ediyor. Buraya gelirsiniz nakit olsun, özellikle Mozambik'te. Güney Afrika tamam. Ama Mozambik'te en çok nakit tercih edilecek ve burada insanları para çekmek istediğinde M-Pesa kullanıyor. Kendi harç kullanırken hani böyle para koyuyorsun, orada çekiyorsun, böyle bir sistem var. Gelirsiniz belki yaparsınız yani. Hadi dolaşmaya devam edelim. Yembani biraz farklı. Evet. Maputo gibi değil. Evet. Hatta Portekizliler Mozambik'e geldikleri zaman ilk buraya geldiler. O yüzden hatta binalar eski ve biraz daha Portekizlerin mimari falan görebiliyorsunuz yani. Como é que é, meu amigo? Bakar mısınız? Burada bir tane şey anlatmak istiyorum. Sokak ne denir? De un nome, grafiti, ne? Grafiti, evet. Burada kocaman bir okul ve burada şey, Mulheres na Liderança. Burada Mozambikli kadınları falan çizmişler. Hani şey, eşitlik için. Eşitlik olsun. Hani Mozambik'te diye. Kız, kadın erkek, değil mi? Kadın erkek arası eşitlik olsun diye. Öyle anımsıyor. O tarz şeyler yazdılar burada arkadaşlar. Öyle. Yani sizlere göstermek istedim. Biraz şey, bir ara güneş gidiyor, geliyor. Şu anda gitti, biraz bulutlu. O yüzden şemsiye kullanma ara verdim. Şimdi biliyor musunuz nereye gidiyoruz? Araba almaya gidiyoruz. Almaya derken arabayı yıkatıyoruz. Çünkü sizlere yeni arabamızı göstermek istiyoruz ama göstermeden önce temiz olsun dedik yani en azından. Temiz olsun dedik. O yüzden şimdi oraya gideceğiz. Eğer yıkanıyorsa hala sizlere göstereceğiz. Nerede yıkanıyor arabaları falan. Sizlere her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Öyle. Z
sizlere böyle bir bina göstermek istediğim arkadaşlar, bakar mısınız? Çok eski bir bina. Hatta orada 1898 yılında yapıldığını görebiliyoruz. Orada tarihi var. Öyle sanırım Portekiz döneminden kalan bir bina işte. Hatta bu binalar hepsi görüyorsunuz. Hepsi o dönemden kalan binalar. Arkadaşlar, araba madem temizleniyor, biz dedik ki bir çorba içelim dedik. Böyle bir yere oturdum. Sebzeli bir çorba. Sizlere göstermek istedim. Nasıl bir çorba? Böyle bir çorba arkadaşlar. Bakar mısınız? Karalahana da koydular. Makarna var, havuç var. Sebzeli bir çorba. Sanırım tavuk suyu kullanarak yaptılar. Hadi nasıl bakalım? Çok iyi geldi. Bilseydim ki Ayşe uyuyacak, evde beklerdim. Ama maalesef yolda uyudu Ayşe. Çorbamızı orada yedik. Çok da güzel bir çorba. Araba burada yıkatıyorduk. Bir aksilik oldu. Araba anahtarları içinde unutmuşlar ve araba kilitledi. Kendisi yani kilitledi ve açamıyoruz. Öyle bir durum var. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ayşe burada uyandı ve gidelim. Sizlere arabamızı göstereceğiz, değil mi Ayşe? Evet. Çadam. İşte bu. Ben araba konusunda hiçbir şey anlamıyorum. Bildiğim tek şey bu. Bizim yeni arabamız ve çok özel bir hikayesi var. Biliyor musunuz neden? Önceden bu araba kime sahipti? İlk kim sahipledi? Aşağı, efendim. Bu araba ilk kim sahipledi biliyor musunuz? Kayınvalidemin babası. O zaman senin dedesi mi oluyor? Evet. Evet, eşimin dedesi. Ondan sonra eşimin dedesi kızına verdi. Yani kayınvalideme verdi. Kayınvalidemden sonra bize verdiler arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz öyle bir şey? İşte aileden gelen bir miras diyebilirim yani sonuçta. Aileden gelen bir hediye. Sizlere tanıtmak istedik, göstermek istedik. Ne zaman üretildi biliyor musun? 1997. O kadar mı eski? Ama evet. Aslında bu eski arabalar en sağlam araçlar yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Bize şey lazımdı, hani büyük bir araba lazımdı. Her yere gidebilecek bir araba lazımdı. O yüzden hatta sizlere tanıtıyoruz çünkü gideceğimiz her yere bu araba götüreceğimiz için güzel maceraları, güzel macera yaşayacağımız için bu arabayla birlikte böyle tanıtmak istedik. Yoksa belki tanıtamazdık yani, ama bizim ailemizin özel bir parça olacağını düşünüyorum. Özel anılarla bu araba yaşayacağız. O yüzden sizlere paylaşmak istedim, göstermek istedik ve hani ailemizden gelen bir hediye olduğu için de sizlere anlatmak istedim. Kayınvalidem Avrupa gitti. Taşınınca dedi ki, sordum kendisine, anne bu araba ne yapacaksın dedi. Dedi ki aslında bu arabayı satmayı düşünüyorum. Dedim ki satma, bize ver. Çok iyi anlaşıyoruz ya kayınvalidemle. Dedi ki tamam, bize verdi, çok uygun bir fiyata, her ay ödüyoruz. Ama yani gerçekten bedavaya vermiş gibi, çünkü çok uygun bir fiyata verdi. Hani birkaç işler hani böyle idare etmek için tabii ki hani ödeme yapıyoruz, yoksa bize hediye olarak verebilirdi diyebilirim. Hadi arkadaşlar, size gösterelim detaylar nasıl. Şu ilk önce etraflarını onda göster. Onda nasıl? Böyle bir araba arkadaşlar. Mozambik yolları biliyorsunuz, her yer çukur olduğu için
sağlam bir araba lazım. Eğer böyle uzak bir yere gideceksen ya da dolaşmak istersen, kazasız belasız dolaşmak isteyen insanlar böyle büyük arabaları tercih ediyor. Bu da büyük, gördüğünüz gibi. Öyle. Şöyle arkana da dönebilirsin. Hadi gidelim. Şöyle bir bulsun arabayı. Etraflarını gösterelim. Şöyle. Arka kısım. Hatta arka kısımdan başlayabiliriz. Böyle görünüyor. Şimdi açıyorum. Sizlere göstermek için. Açınca böyle. Kaç kişilik bu araba? 8 falan. Evet, 8. 8 kişilik. Burada hiçbir şey yok. Her şeyi çıkardık. Böyle bir şey var. Arka tarafı böyle. Bunlar koltuk. Bunlar kullanmak istediğimizi de açabiliriz. Ama biz daha açmadık. Sadece eşya koymak için, valiz koymak için kullanıyoruz. Kapatıyorum. Şimdi bu tarafa gelelim. Hani onda böyle açalım, gösterelim içi nasıl. İçi böyle, gördüğünüz gibi. Evet, ve şu kısma gelelim. Arka kısım da böyle. Yani normal bir içi normal ama gayet rahat. Biz rahat ediyoruz yani. Böyle bir arabayla dolaştığımız zaman çok rahat ediyoruz ve sizlere de tanıtmak istedim. Öyle arkadaşlar. Önce dediğim gibi arkadaşlar, hani böyle bir araba alma sebebimiz şey, sizler için, hem bizim için de gezmek istiyoruz. Farklı yerlere gitmek istiyoruz. Belki kamp da yapabiliriz. Hani çok büyük bir araba, burada yatılır mı? Yatılır. Öyle bir durum olursa tabii burada yatılır yani. İnsan yatar, uyur falan. O yüzden hani tam zamanına geldi diye düşünüyoruz. Çünkü sizlere de bahsetmiştim. Farklı bölgelere gitmek istiyoruz. Farklı kültürler göstermek istiyoruz size. Çünkü Mozambik kocaman bir ülke. Hani 11 tane şehir var ve daha başkentten ne kadar uzaklaşıyorsan diğer şehirlere, kültür farklı, din farklı. Acaba Mozambik'te ne tarz yemekler de tüketilir, gezilecek yerler nelerdir? O yüzden bu araba almayı tercih ettik. Sağlam bir araba lazım çünkü yerler baya çukurlu olduğu için ne kadar büyük, ne kadar sağlam. Bir de sağlam değil mi aşkım? Evet. Sağlam, tamam. Sağlam olmasına en çok önemli veriyoruz yani. İyi ki sağlam ve mutluyuz, tam zamanına geldi ve inşallah kazasız belasız kullanma nasip eder Rabbim inşallah. Öyle. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Abone değilseniz ama abone olursanız çok 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 sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. 'Der misin? Biliyor musunuz nereye geldik? Tabii ki en sevdiğimiz yere, okyanusa geldik. Sular çok güzel. Fakat şu anda daha öğle saat olduğu için çok sıcak, insanlar tercih etmiyor denize girmeyi. O yüzden bomboş. Gün batmak üzereyken kalabalıklaşıyor burayı arkadaşlar. Bakar mısınız? Koskoca bir okyanus var önümüzde. Hatta diğer tarafta surf yapan insanlar var. Sizlere tabii ki göstereceğim bir sonraki videolar. Takipte kalın arkadaşlar. Ayşe orada hemen oynuyor.
Efendim Ayşe. Keyfi yerinde gördüğünüz gibi Ayşe'nin.